Teşekkür ederim. Eyvallah. İyi yolculuklar. Çok teşekkür ederim. Merhaba. İstanbul'a üç uçağına yer var değil mi? Kontrol ediyorum. Kaç kişi? Bir kişi. Koridor, pencere kenarı. Hiç önemli değil. 153 lira. Yetersiz limit diyor. Nasıl olur, ciddi misiniz? Bu mümkün değil. Evet, isterseniz tekrar deneyelim. Varsa başka kartınız onu deneyelim. Yok yok. Buradan nakit vereyim. Teşekkürler. Teyzemoğlu hoş geldin. Hoş bulduk. Ne ettin, yolcu ettin mi yengeyi? He, yolcu ettim. İyi, sağ olasın. Narin'im, niye saklandın buraya? Orada herkes bir şeyler söylüyor. İçim bulanıyor. Böyle daha iyi. Nasılsın bacım? Seni sormalı abi. İyisin inşallah. Narin'im, sen bana küstün mü yoksa? Estağfurullah abi, benim haddime mi? Muradıma içim yanıyor. İyi değilim ondan. İyi değilsin biliyorum. Hiçbirimiz iyi değiliz. Lakin gözlerini kaçırdın benden. Sen bana küsmüşsün belli. İstemeden, bilmeden gönlünü mü kırdım yoksa? Sen o kadını daldın, kurtardın ya. Beni öldürdün abi. Oğlumu babasız bırakan kadını kurtardın. Narin'im, güzel bacım. Senin derdin benim derdimdir. Senin sevmediğin, benim de sevmediğimdir. Lakin o da bir can. Bir canı almaya elim varmaz benim. O kadının yüzünden abi. Keşke Murat ölmeseydi de o kadın ölseydi. Çok sarsıldılar tabii. Yukarıdalar.
Yeni bir gelişme var mı? Ölmüş diyorlar Sevim. Vücudu şişmiş. Dümeleri kopmuş diyorlar. İnanamıyorum. Çocuklara nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Daha ben inanmadan nasıl söylerim? Söylemeniz gerek Ebru Hanım. Yani neyse en azından onu bilsinler. Saklarsanız sonra daha zor durumda kalırsınız. Sevim teyze. Kim geldi Sevim teyze? Anne. Annemler gelmiş. Kız. Anneciğim. Üzülme anneciğim. Yani biz de çok ağladık, üzüldük ama babam her şeyi halleder. Anne. Babam nerede? Şirkete mi gitti? Sevim teyze, anne sağır mı oldunuz? Babam... Babam bir kaza geçirdi. Ne kazası? Trafik kazası mı? Nerede şimdi, iyi mi babamız? Harfeti de... Bir tekne kazası geçirdi. İyi ama şimdi değil mi? İyileşecek kızım. Anne neden onu orada bıraktın? Hadi arayalım hemen. Babamı istiyorum. Ebru Hanım biraz gelir misiniz? Pardon çocuklar. Ne yapıyorsunuz Ebru Hanım? Ya iyileşecek ne demek Allah aşkına? Yok yere umut veriyorsunuz çocuklara. Murat Bey bulunamadı ki henüz. Nasıl söyleyeyim Sevim? Ya çocukların gözüne bakıp babanız öldü mü diyeyim? Ama olmaz, bu da doğru değil. Duydun mu babam gelmeyecek mi bir daha? Bence neyse durum onu söyleyin. Babam ölmüş. Melek mi oldu baba? Sonra daha kötü olacak. Bilmiyorum. Ne dedin sen demin? Tavşanımla konuşuyordum. Bir şey demedim. Babam dedim. Ölmüş mü dedin? Nereden uydurdun bunu? Ne ölümü? Bak söyle çabuk, atarım yoksa. Uydurmadım. Annem dedi. Babamız ölmüş. Ne diyorsunuz siz ya? Ne oluyor burada? Yalancı! Hani iyileşiyordum ama ölmüş, sakladım bizden. Doğru mu söylüyor anne? Saklamadım, söyleyemedim kızım. Babam ölemez, anladın mı? Ölemez. Ben babamı istiyorum. Bırak beni. Bırak. Bırak beni, bırak. Tamam çocuklar, siz malzemeleri toplayın. Emredersiniz komutan. Oğuz komutan, hayırdır? Arkadaşlar niye durdular?
Biliyorsunuz iki gündür yoğun bir şekilde arama yapıyoruz. Kalabalık da bir ekibimiz var. Ama henüz Murat Bey'den herhangi bir iz bulamadık. Ekibimle ortak kanaatim artık suyun altında herhangi bir şey bulamayacağımız. O yüzden çalışmaları kıyı bölgelerine yönlendirdim. Sürüklendiğini mi düşünüyorsunuz? Evet Fırat Bey. Suyun altında değil, en azından bu bölgede değil. Tüm nehrin dibini aramaksa neredeyse imkansız. Yani kesin öldü. Öyle mi? Umarım kıyı çalışmalarında Murat Bey'e ulaşırız. Oğlum. Efendim amca. Haydi ananı da al, eve gidin. Rıza sizi bıraksın. Burada beklemekten perişan oldunuz. Abi. Haydi. Ana, üzme beni. Ben de milleti söyleyeyim bari boşuna beklemesinler. Sağ olasın Fırat. Bizimkilerin hali harap. Biz Murat'ı bulamadıkça da umutlar iyidir. Hele Narin, kocası çat kapı çıkıp gelecek sanayım. Farkındayım. Madem farkındasın, o vakit söyle bana. Benim kardeşimin yaşama şansı var mı? Daha önceki vakalarda burada bulundum. Eğer kıyıya çıkmış olsaydı ya da biri bulup kurtarmış olsaydı bundan muhakkak haberdar olurduk. Peki ya cesedi? Bu bölgede dibe saplanmış olsaydı mutlaka rastlardık ama biz akıntıyla sürüklendiğini düşünüyoruz. Şansımız varsa kıyı çalışmalarında işine ulaşırız. Anama bacıma ellerini açıp dua etmeleri için bir mezarda mı gösteremeyeceğim? Umarım bu iki günde ulaşacağız. Murat. Elimizi böğrümüzde bıraktım Murat. Ah kardeşim. Ah kardeşim. Ocağımızı yaktın. Ben de mi atlayayım arkandan ha? Ben de mi atlayayım? Ne ettin sen bize Murat? Ne ettin? Çocukları kim teselli edecek? Rüzgar ne yapıyor? Nihayet yatırdım. Ama hala konuşmuyor. Tek kelime bile etmedi. Hadi ne olur. Selam vermeye gelmedin herhalde.
Kalacaksın değil mi? Seni görmeye geleceğim. Nasılsın oğlum? İyiyim anam. Bir de beni düşünüp üzülme. Aslanım benim. Hiç baş başa kalamadık. Diyeceklerim içimde kaldı. Baran. Başın sağ olsun oğlum. Baran. Oğlum. Merak etme. Seni yetiştirip büyütmeden benim öteki tarafa gitmeye hiç niyetim yok. Bu barajların kapaklarını açtılar ya. Öncesinde dediydiler bize. Evleri boşaltın. Sular altında kalacak diye. Dedemin mezarı bizim evin dibi. Ninem tutturdu. Yaşlı kadın tabii. Evimden çıkmam diyor. Allem kullem taşıdık evden inemi de. Suların geldiği vakit bir baktık, ninem yok. Meğersem gitmiş, ölümüne yatmış yatağına. Sular üstüne tırmanmış. Üç gün sonra su gene de attı ninemi. Gene aldı elinden evini. Öte köyde bulduk. Bu Fırat var ya bu Fırat.
Çok can yaktı senin anlayacağın. Şu an sana öyle ihtiyacım var ki Selçuk. Oğlum, dalmışsın. Gel ana, gel. Nasıl oldun? İyi misin ana? İnsanın evladını yitirmesi hiçbir şeye benzemiymiş. Dünya gözümde pul kadar şimdi. Keşke ben gireydim o mezara. Görmeyeydim bu günleri. Bilseydim sarılır öperdim kızımı, vedalaşırdım. Bunun vedası mı olur ana? Kim sevdiğini öpe koklaya göndermiş ki öte dünyaya? Ne oldu ana? Niye baktın? Yemin ver bu Kendal. Kardeşin güç gitmedi değil mi? Sen çok kızgındın. Yok anam. Canımın parçası o benim. Çekişsek de hep lafla. Ama çok ağladım. Hep o hali gözümün önünden gitmiyor. Ardında dört döl bıraktı boynu bükük. Ne yapacağız şimdi o kadersizler? Herkes kendini ağrına yansın ana. Öyle deme oğlum. Onlara da yardım edeceğiz. Madem ki umarsızlar, elimizi uzatacağız. Onlar bizim kanımız, soyumuz. Ana, o karı da çocukları da kanımızı emdi ya. Ne yardımı? O bulur kendine zengin bir koca, ona yanaşır. Açta açta kalma, sen hiç telaş etme. Ana. Güzel ana, güzel ana. Kızlar nerede? Odalarındalar. Ebru Hanım, izin verin ben gideyim. Nereye gidiyorsun Sevim? Sen gidersen ben ne yaparım? Ebru Hanım, yanlış anlamayın. Bir şey ima etmek için söylemiyorum ama ben bayağıdır maaşımı alamıyorum. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım fakat bu kadarını düşünememiştim. Bu yüzden... Maaşını alamadın mı? Bu kadar mı her şeyden habersiz yaşamışım?
Geldim, kapıdayım. Nasılsın? İşin biter bitmez çıktın. Bir haber falan var mı? Selçuk, ne olur bir şey sorma. Sarıl sadece. Fırat suyu yatağın, ayaz yorganın oldu. Yapma böyle bacım, oğlunu düşün. Sen dik dur ki sana yaslansın. Sana yaslansın ki yıkılmasın. Aslanım, dokunmasın. Baran. Amcamın borcu çok mu? Amcanın borcu çok mu? Şimdi benden duymuş olma da, bu fabrika rahmetli babanın borcundan dolayı ipotekli. Şimdi nasıl desem? Amcam ben babama kinlenmeyeyim diye demiyor ama babam batırdı bizi. Biliyorum ben. İşin içinden çıkamayınca da tuttu, kendini batırdı. Ben de sana baktıydım teyzem kızı. Ev belledim Fırat'ı. Selam aleyküm. Aleyküm selam teyzem oğlu. Ne yaptınız? Vardınız mı Oğuz'un yanına? Vardık vardık. Başladılar kıyıyı taramaya. İnşallah bulurlar da elimizi açıp dua edeceğimiz bir mezarımız olur. İnşallah. Baran aşağıda mı kaldı? Yok. Evde değil miydi? Ben senle sandıydım. Yok abi, benle değil. Bana bir şey de söylemedi. Nereye gitti acaba? Ben bulur getiririm şimdi. Sen telaş etme bacım. Hadi git dinle. Sağ ol abi. Sağ olasın Deyzem oğlum. Eyvallah. Seni nasıl eve sokacağım ben? Lan Kendal abi bacağıma tükürecek ha. Baran hadi kalk oğlum, gidiyoruz kalk. Ya hadi. Bırak, burada kalacağım. Yapma oğlum. Ha gayret, hadi bir kalk. Babamın öldüğünü de söylemedin zaten bana. Senin iyiliğin için Baran. Bak amcan da sen üzülmeyesin diye. Ya bırak git. Ne yapıyorsunuz aslanım burada? Fırat abi. Kalk diyorum da kalkmayacağım diye abi. Burada kalacakmış. Bunu bu kadar içirmeden evvel düşünecektin Recep. O daha dünkü çocuk ya sen. Doğru diyorsun abi.
Var git kendi allara. Baran benimle beraber. Merak etmesinler. Tamam. Evlat. Hadi eve. Kalk. Anan da meraka düştü. Oo dayı. Gel içelim. Vallahi bırakma. İçmek mi istiyorsun? Evde içeriz. Kalk. Söz mü? Söz. Gel. Allah, hadi. Gel. Dayı. Bak bana. Gözlerimin içine bak. Bana hiç yalan konuştun mu? Yok, hiç yalan söylemedim sana. O zaman söyle. Ben sevilmeyecektim. Söyle dayı ya. Sen içsin, köpeksin de. Yüzüne bakılmazsın de. Yapma evlat. Ne olur söyle dayı, kurban olayım. Gerçek neyse ona de dayı. Ben sevilmeyecek bir adam mıyım? Babam beni niye sevmedi? Keşke zamanı geri döndürebilseydim. Murat dün evden çıkarken ona gitme derdim. Bütün bunları benden neden sakladığını sorardım. Bana her şeyi anlatsaydı battık Ebru. Her şey tükendi deseydi belki sadece şaşırırdım. Ama ona kızmazdım. Ne düşünüyorum biliyor musun? Acaba Murat'tan önce nasıl bir hayatım vardı? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ondan öncesi yoktu sanki. Ben hatırlayamadığım bir hayatı nasıl yaşarım? Beni nasıl bir başıma bıraktı? Hiç mi düşünmedi Ebru ne yapar diye? Ben şimdi nasıl yaşayacağım Sevim? Uyuyakalmışım. Daha içecektik. Sedef'e mektup mu yazıyordun? O Sedef'i anlarım. Bu Sedef'i anlamam. Nasıl başın götürüyor dayı? Ömür törpüsü. Yapıyorsun günlerce, satıyorsun 3 kuruşa. Değmez diyorsun yani. Bilmem. Sen söyle. Yani çok para etmese de övgüye değer. Baba mesleğine de olsa. Baban öldüğünde kaç yaşındaydın dayı? 13. Anam da 6. Hem öksüz hem yetim kaldık. Ama babaannem sahip çıktı size değil mi? Sağ olsun. Herkes üstüne düşeni yaptı. Ama ateş kimin avucuna düşerse onun ciğerini yakar. Kimi kavurursa onu büyütür.
Anam anlatır dururum. Hem analık hem babalık etmişsin. Bir yandan okula gitmişsin, bir yandan dükkanda çalışmışsın. Akşam da soframızda hep sıcak yemek olurdu der durur. Anan abartmış biraz. Ama aile olmak zordur. İnsan her türlü yükü atabiliyor sırtından. Ama aynı candan, aynı kandan olunca atamazsın, satamazsın. Sen kızına sahip çıkıyorsun. Ne güzel. Ne şanslı Sedef. Bir de evlat gibi değil de yük olmak var. İşte en kötüsü o. Bak Baran, eksik büyümeni istemem. Ben senin dayınım. Ama istersen kardeşin, abin de olurum. Cam gibi parçalansan, dağılsan bile elinden tutarım senin. Sağ ol dayı. Ben biraz daha uzanayım. Alo, buyurun. Alo, Fırat Bey. İyi geceler, rahatsız ettim. Ben Ebru. Müsaittiniz değil mi? Estağfurullah. Estağfurullah, buyurun. Önemli bir gelişme var mı merak ettim. Onun için aradım. Keşke. Ama henüz bulamadılar. Peki. Teşekkür ederim, iyi geceler. İyi geceler.